Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün karavanım için internetten sipariş verdim. Küçük bir kahvalık Hyundai marka bir jeneratörümüz var. Bunun ilk çalıştırma ve kutu açılışını yapacağım. Ben bunu skuter, buzdolabı ve yaşam akışı EcoFlow'un 720 kahvalık bunları şarj etmek için aldım. Yani sürekli bir kullanım olmayacak çünkü yaşam akışından kullanıyorum. Yaşam akışı bittiği zaman da bundan çalıştırıp bir yarım saat falan bir şarj edeceğim. Şimdi kutu açılışında ürün tam beklediğim gibi geldi. Güzel, gayet kibar. Karavanımda da buna göre yerim de var. Bunu şöyle açıyoruz. İçinde bir ekipman var. Kol falan, buji anahtarı, bir priz çıkışı. Jeneratör bu şekilde arkadaşlar. Çok kibar, güzel, gayet hoş bir jeneratör. Yani küçük böyle karavanlar, tekneler için uygun olabilir. Bir problem yaratmazsa. Hemen şöyle bir ufak bir inceleyelim. Üzerinde voltmetre var. 220 çıkışı var. Bu devir ayarı sanırım. Jiglesi var. On-off tuşu var. Burada topraklama olsa gerek. Evet. Buradan topraklamaya kablo vermemiz lazım. Başka bakıyoruz. Bujisi burada. Gayet güzel, hoş yapmışlar. Temiz bir ürün. Üzerinde yakıt göstergesi var, şamandırası var. Şuraya kol takılma yeri. Bunun için kurşunsuz benzin. 4,2 litre kurşunsuz benzin kullanılması gerekmektedir. Kol plastiği esnek. Sert plastik değil. Hemen öyle tak diye kırılmaz sanırım. İki tane vidası, kullanma kitapçıkları var. Ve bir de bunda akü şarjı var arkadaşlar. Akü şarjı da çok kalın bir kablo değil. Ama ben bununla küçük 12 volt akü kullanıyorum. Portatif tuvaletin şey için onu da kullanabilirim. Portatif bakıyoruz. Tornavida buji anahtarı. Küçük bir tane de tornavida göndermişler. Evet. Hemen yıldız kısmını alıyorum. Sap kullanmaya gerek yok aslında da taşımak için sıcak olur. Motor çalıştıktan sonra kenarlarından tutulmaz. Onun için kullanım sonrası taşımalarda iyidir ama benim aracım zaten ufak olduğu için benim ona bu yer engelinden sebep olur. Bujiyi de açmak için arkadaşlar bu anahtarın ucunu şekilde kullanabiliriz bujiyi sökmek için. Mantıklı. Fazla yer kaplamıyor. Çok iyi. Hemen üzerine koyalım. Kolumuzu taktık. Şimdi arkadaşlar bu benzin sadece bunlar saf benzinle çalışmıyor. Bunlar da benzine iki zamanlı motor yağı karıştırmak gerekiyor. 5 litre benzin aldım. 5 litre benzine de yani 1 litre benzine 20 gram. 5 litre benzine 100 gram bir yağ karıştırmamız lazım. Bunun için de adamlar düşünmüş ve ölçek yapmışlar.
Bu ölçeği benzin kapağına şu şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Üzerinde oluyor sabit. Gayet de mantıklı. Ayrı ayrı olmuyor. Hemen bir 100 gram yağ ayarlayalım. Zaten ölçeğin üzerinde de yazmışlar. Her litreye göre burada ölçeğin üzerinde yazıyor. İşte 1 litreye 0,2, yani 20 gram. 40 gram. 5 litreye de, 5 litrenin ölçeği de burada. 6 litreye de şuraya kadar, ağzına kadar dolduruyorsunuz diyor. Hemen yağımızı deliyoruz. Ölçek koyu mavi olduğu için belki şeffaf olabilirdi. Bu gözükmüyor. Evet, zor gözüküyor. İyice ışığa tutmak lazım. Tamam. 5 litrelik benzin için ayarladık. Hop. Bunu benzine karıştırıyoruz arkadaşlar. Yani bidonda karışımı yaparsak daha sağlıklı. Çünkü çalkalamak gerekiyor. Bunu da motora döktükten sonra çalkalamak biraz sıkıntılı olabilir. Mujiye artık nereye bir yere karışabilir. En güzeli bu arkadaşlar. Ben kesim motorlarında da bu şekilde yapıyorum. Aldım benzinimi, güzel bir çalkaladım. Benzin zaten rengi de değişti. Benzini tabi bu şekilde bidon almak biraz problem oluyor. Arabanızdan falan benzinliyse arabanızdan da çekebilirsiniz. 4200 gram benzin alıyor arkadaşlar bu makine. Hemen dolumu yapmaya başladık. İçinde bir de filtre mevcut. Filtresiz kesinlikle benzin dökmememiz gerekir. Çünkü içinde ufak parçacıklar da kaçmış olabilir. Neyse de. Yani. Evet, deponun göstergesi de gayet güzel. Full olduğu zaman sol tarafa doğru yol aldı. Benzinimi doldurdum. Şimdi kapağımı kapatayım. Bu tehlikeli bir madde. Ondan sonra yağ kapağımız da, benzin kapağımız da kapatalım da kapatmadan önce şuraları bir sileyim. Bunları güzel bir silelim. Yoksa jeneratörle birlikte havaya uçabiliriz.
güzellikte kalmayacak. Çünkü benzin yerleri hemen renk vermeye başladı. Kapağımız da kapatalım. Olduktan sonra da ağırlığında fazla o kadar bir herhangi bir hiç değişkenlik olmadı. Çok ağır değil. Hemen buna bir topraklama yapalım. Şurada yanda bir anahtarı var, kaçmış. Oluyor galiba. Şöyle bir gerçi şu da var. Bir bakalım, açalım ne varmış. Bayağı da sıkıymış. Evet, şu ölçüde, yani bu vidanın girebileceği ölçüde. Gerçi hazır kablolar da bu iyi. Bunu bana ne kadar kablo yeter? Nereye koyarsam? En fazla ben jeneratörü bir yüksek bir alana koyarım. Toprağa yetişmesi için maksimum 1 metre kablo yeter ama tabi burada kablo tutacak herhangi bir yer olmadığı için burada da fazla kablo çirkin durur. Yanmaz kablo. Topraklama için de yeterli. Bundan şöyle bu kadar yeterli bence. Biraz daha da şöyle bizden olsun. Kablonun ucunu açtım arkadaşlar. Buraya bağlıyorum. Üzerindeki toprakla beraber. Ya benim anahtarım vardı.
Şöyle bir timsah ağzı da yapabilirim. Tutturabilirim. Aslında. Evet, öyle yapalım. Bir tane timsah ağzı yapayım ben buna. Şey tamamlandı. Böyle. Şöyle bir timsah ağzı yaptım. Bunun içinde yere herhangi bir metal sapladıktan sonra atıyorum buraya. Ben vidalı şöyle bir metal buldum. Çöpüyorum. Toprağa taktım. Gayet sağlam çıkmaz. Hemen timsah ağzını buna tutturdum. Şu an toprak elektriğini de verdim. Şu an benzinimiz de içinde. Çalışmaya hazır makina. Sadece ne yapıyoruz? Jigle açık. Şartel açık. Benzinimizi açtık. Kapatıyorum. Sesi de aslında çok iyi. Yani çok öyle sesli bir makine değil. Gayet de kolay çalıştı. Makina yeni olduğu için arkadaşlar ilk çalışmada hemen elektriğe bağlamıyorum. Önce bir devirlenmesini motorun evet bu motorun şey arkadaşlar rölantisi tekrar açıyorum motor açık çalışıyor bu. Şu an 230 watt elektrik üretiyor arkadaşlar. Topraktan alıyor. Çok sesi var mı? Bu şekilde kalkıyor. Yakından tabii sesli 50 desibel ama şöyle bir 7 metre gittiğimiz zaman 6-7 metre de fazla bir ses duyulmuyor arkadaşlar. Yani güzel gayet böyle bir mangalımızda yaptım. Döküm tavamız yanıyor. Şimdi burada ben bu mesela skuter'ı şarj edeceğim. Hemen şu uzatma kablomu çekeyim. Uzatma kablosunu bir bağlayayım bakalım ne yapacak. Şurada yaşamak şu var benim. Şu an nerede bu? Evet. 377, 374 ve şarj çekiyor %100. Yani burada ne diyor? 16 dakika sonra diyor. %100 şarja ulaşacak diyor. EcoFlow. Bunda da arkadaşlar 220, 12 volt tüm elektrik ihtiyacım benim karşılıyor. İşte ortalama 15 dakika sonra diyor şarjı tamamlanacak diyor. Hızlı şarj oluyor bu. Maksimum bir saatte full şarja ulaşıyor. Bunu bir şarj etsin. Bir 15 dakika bakalım. Sonra benim bu EcoFlow'dan
şu kısımda, bir onu da gösterelim size hemen. EcoFlow'dan 220 hattı alıyorum. Burada bir prizim var. 220 buraya dağıtıyorum. Buradan 220 kullanıyorum. Arka tarafında USB çıkışları var. Şarj falan etmek istersen telefon, telefon buradan şarj edebiliyorum. Bunda 3 tane çoklayıcı var arkadaşlar. Bu EcoFlow'a bağlı. EcoFlow'dan direkt bu mutfak kısmına elektrik verebiliyorum. Burada şey var. Hidrofor var. EcoFlow'a bağlı. 12 volt hidrofor çalıştırabilirim. İşte duş falan. Şuradan duş başlığından çıkartıyorum. Duş çalıştırıyorum. Şu an gayet rölantide çalışıyor. Hemen amperine bakayım. Evet, 220-230 arası gitlerle elektrik veriyor. Topraklamayı da verdi. Buradan kabloyu verdim. 220 şarjım şu anda oluyor. 15 dakikaydı. Bakalım. Evet. 12 dakikaya düşmüş. 368 mi görüyorum? Yanlış mı? 266 64 bu şekilde enerji çekiyor şu anda. Şimdilik sorunsuz şarj işlemimi gerçekleştiriyorum. Ondan sonra bakalım skuterimi şarj edeceğim. Skuteri şeyden de şarj edebiliyorum bu arada, EcoFlow'dan. Ama gerek yok, jeneratörüm varken EcoFlow'u garanti elektrik, hazır elektrik bunu bitirmeme gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar sistem. İstersen buzdolabında güçlü prizle takıp onu da aynı anda çalıştırabiliyorum. Ama ben enerjiyi dağıtmak istemiyorum. Tüm enerjiyi şu anda yaşamak için şarj etmekle kullanıyoruz. Bakalım 10 dakika sonra şarj tamamlanacak mı?